Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan temaslarının ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve New York'ta Birleşmiş Milletler'in 77. Genel Kurulu yapılacak. Posta gazetesi Ankara temsilcisi Hakan Çelik de o ziyareti takip eden gazetecilerden ve onun notlarını alacağız. Hakan Bey, öncelikle hoş geldiniz. Erdoğan'ın gündeminde neler var? Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Özbekistan'ın Semerkant şehrinde yapılan Şanghay İşbirliği İttifakı zirvesini de takip ettim. Oradan buraya yaklaşık 13 saatlik bir yolculukla ulaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki bakanlar, beraberindeki siyasetçiler. Şimdi orada bir anlamda Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Hindistan, Pakistan, Azerbaycan gibi, Moğolistan, Kazakistan, Tacikistan gibi bir anlamda Asya'nın liderleriyle bir araya gelinmişti. Asya özellikle son birkaç yıl içinde uluslararası sistemde, küresel sistemde son derece önemli bir coğrafya haline geldi. Ekonomileriyle de büyüyen ülkeler var sözünü ettiğim coğrafyada. Şimdi tabii küresel anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'e aşağı yukarı bütün dünya ülkeleri katılmakla beraber buradaki programında bu sefer ağırlıklı olarak batılı ülkelerin veya yüzü biraz daha fazla batıya dönük ülkelerin liderleriyle görüşmeler var. Ama sadece lider görüşmeleri diye de tanımlamamak lazım. Birleşmiş Milletler zirveleri liderlerin New York'a geldikleri zaman gerçekten yeni bir dünyanın kapılarını açtıkları, kendi ajandalarının en önemli gündem başlıklarıyla bir takım önceliklendirdikleri yerlerden bir tanesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında da geldiği andan itibaren aslında program başladı ama resmi program bir anlamda bugünden itibaren başlamış olacak. Amerika Birleşik Devletleri saat farkı itibariyle cumartesiden şu anda pazara doğru uyanmakta. Burada New York saatiyle 7 saat geride ve saat 02 sabaha karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarını 4 parça halinde değerlendirmek lazım. Medya temsilcileriyle yapacağı görüşmeler, toplum kanaat önderleriyle yapacağı görüşmeler, başbakanları kabulü ve cumhurbaşkanları seviyesinde yapacağı görüşmeler. Onları hemen özetleyeyim ben. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı ziyaretleri yakından takip ediyorum ve neredeyse her ziyaretinde hiç istisnasız görüştüğü iki kesim vardır. Bunlardan bir tanesi Müslüman Türk toplum temsilcileri, onlarla bir araya gelecek ve bir taraftan da yine çok önem verdiği Amerika Birleşik Devletleri'nde mukim Yahudi toplum temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirecek. Bu görüşmeye Türk Yahudi toplumu temsilcileri de katılacak. Türkiye'nin İsrail ilişkilerinde zorluklar, sorunlar yaşandığı dönemde bile bu görüşmeler hiç kesintiye uğramadı. Ben bunun altını bir kere çizmek isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada bana göre başbakan seviyesinde gerçekleştireceği en önemli kabullerden bir tanesi İsrail Başbakanı Yair Lapid'i kabul olacak. Dışişleri Bakanlığı görevinde de bulunmuştu ve Türkiye ile normalleşme sürecine yapıcı katkı veren bir isim. Buradaki görüşmede ikili Türk-İsrail ilişkilerini geliştirmenin yanı sıra hepimizin gayet iyi bildiği gibi İsrail hükümetiyle iyi ilişkiler geliştirmek, Amerika Birleşik Devletleri'nde Yahudi toplumuyla açık diyaloğu devam ettirmek, Ankara-Washington ilişkileri bakımından da önemli bir iyileşme, önemli bir gelişmenin kapılarını açabiliyor. O bakımdan ben bu ikili görüşmeyi önemsiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı kabullerden bir tanesi de Birleşik Krallık Başbakanı Liz Truss'u kabul olacak. Çok kısa bir süre önce görevine başlamıştı Liz Truss. Kraliçenin cenaze töreni pazartesi günü Londra'da gerçekleştirildikten sonra Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'yi temsil ediyor olacak Dışişleri Bakanı. Liz Truss buraya gelecek ve burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirecek. Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki ilişkiler stratejik müttefiklik düzeyinde son derece önemli. Dolayısıyla ben bu görüşmeden de ekonomik, politik ve bir takım diğer alanlardaki ilişkileri geliştirme yönünde yeni bir yol aralanacağı kanaatindeyim. Ayrıca Kral Abdullah'la bir birebir görüşmesi var. Ürdün, Orta Doğu'nun önemli ülkelerinden, Türkiye ile de ilişkileri köklü olan ülkelerden bir tanesi. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği içinde Türkiye'ye nispeten daha mesafeli bakan ama diyalog kanalları daima açık olan Avusturya ile de, Avusturya Cumhurbaşkanı ile de yapılacak olan bir görüşme var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme listesinde Japonya Başbakanı'nın da olduğunu hatırlatayım. Özellikle pazar ve pazartesi günü bazı sivil toplum temsilcileriyle, Türk kanaat önderleriyle, burada yaşayan Türk ve Müslüman toplum temsilcileriyle de yapacağı görüşmeler var. Medya kuruluşlarına vereceği röportajlar var Cumhurbaşkanı'nın. Bir not olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da ayrı programları olduğunu hatırlatayım. Buraya her geldiği zaman özellikle sivil toplumla doğanın korunması, çevrenin korunması, bir taraftan kadın liderlerle liderlerin kadın eşleriyle gerçekleştirdiği ayrı programlar olduğunu ifade edeyim. Birkaç sene önce yapımı tamamlanan ve pandeminin hemen sonrasında açılışı gerçekleştirilen bu görüşmelerin bir kısmı Türkevi'nde yapılacak. Onu hemen hatırlatayım. New York'un en prestijli, en değerli Manhattan'ın bölgelerinden bir tanesinde bulunmakta. Ve tam da Birleşmiş Milletler binasının, o sembolik binanın karşısında konumlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da orada özellikle bu çevrenin ve doğanın korunmasında Türkiye'de yaptığı çalışmaların bir özeti niteliğinde bir konuşma gerçekleştirecek. Amerikalı muhataplarının sorularını yanıtlayacak. Birleşmiş Milletler'den de katılım olacak. Peki. Bu iklim konusunda geri dönüşüm, atıkların kontrolü konusundaki özellikle kampanyanın uluslararası ilişkiler çerçevesinde de dünyada da yakından takip edildiğini hatırlatayım. Tabii FIFA Başkanı direktörüyle yapacağı görüşme de yine bu uluslararası kurum temsilcileri anlamında yapacağı listeye onu da eklemek lazım. Evet. Infantino'yu kabul edecek Cumhurbaşkanı, FIFA direktörünü, onu da hemen ifade edeyim. Evet, Sayın Çelik, çok teşekkürler aktardığınız bilgiler için.